Değerli izleyicilerimiz, 8. Dünya Yatırımcı Haftası'na Değer Yatırımcılığı Nedir? Uzmanına Sor paneliyle başlıyoruz. Nasıl Bir Ekonomi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mert Yılmaz, A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Üzeyir Doğan, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Araştırma Müdürü Sayın Serhat Kaya ile Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık AŞ Kurucusu Sayın Tuncay Turşucu olacaktır. Panelin herkes açısından verimli geçmesini diliyoruz. Efendim, öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bütün izleyenlerimize iyi bir hafta diliyorum. Ve değer yatırımcılığını uzmanına sor paneliyle karşınızdayız. Biraz önce de söylendiği gibi çok değerli konuklarla da bir aradayız. Hem uzun yıllardır işin içinde olan, aynı zamanda eli taşın altında da olan uzmanlarla bir aradayız. Onların bizim bu panelimize çok değer katacağına, bu değer yatırımcılığını uzmanına sor paneline çok değer katacağına ben inanıyorum. İsterseniz ilk önce şöyle bir kısaca özellikle bu değer yatırımcısı nedir? Belki yatırımcı nedirle başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Serhat Bey, siz de başlayalım mı? Ne dersiniz? Özellikle bu yatırımcı, değer yatırımcısı dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Merhaba Hakan Bey, teşekkür ederim. Umarım verimli bir panel olur herkes için. Değer yatırımı kavramı tabii çok eskilere dayanıyor ama tabii zaman içerisinde o da evrilen, piyasa şartları çok değiştiği için o da evrilen bir kavram. Ama açıkçası benim bakış açımda değer yatırımı veya değer yatırımcısı nedir diye sorulunca ilk aklıma gelen fiyattan çok değere odaklanan. Çünkü biliyorsunuz bu işin eğitim tarafında hep öğretilen bir şey vardır. Piyasalar etkindir, %100 etkindir. Fiyat %100 doğrudur. Ama aslında değer yatırımcısı buna karşı çıkar. Çünkü fiyat her zaman doğru olmaz. Fiyat zaman zaman değerin altına düşer, zaman zaman değerin üstüne çıkar. Dolayısıyla değer yatırımcısı hiçbir zaman fiyata göre karar, daha doğrusu fiyatı değerleme açısından bir gösterge olarak kabul etmez. Asıl olarak değere odaklanır. Yatırım yapacağı enstrümanın değerlemesini yapar ki burada da işte çeşitli yöntemler kullanabilir. Herkesin tabii ki burada yoğurt işi farklı olabilir. Fakat esans olarak bu işin esasında değere odaklanıp fiyat, daha sonra da fiyata göre kararını vererek yatırım kararını verip ve buna göre ilerler. Burada dolayısıyla hani önemli bir faktör değer yatırımında. Tabii ki piyasa hareketlerine karşı bu yatırımcının ne kadar değer, kendi inandığı değere sahip çıkıp çıkmaması. Çünkü işte son günlerde de zaten yaşıyoruz. Örneğin siz inanarak bir yatırım yaptınız ama hisse fiyatı düşebilir. Siz bir yatırım yaptıktan sonra veya yatırım yaptığınız hisse olmasa da başka bir enstrüman olabilir. Bunun fiyatı sizin beklentinizle aksi yönde hareket edebilir. Bu demek değildir ki sizin oradaki beklentiniz yanlış. Çünkü piyasa hareketleri kısa vadede her zaman rasyonel olmayabilir. Dolayısıyla burada önemli olan değer yatırımcısı kendi yaptığı değerlemeye güveniyorsa o pozisyonu tutmaya devam eder. Veya tam tersi olabilir. Bazen de bir yatırım yapar bir yatırımcı. Mesela %50 getiri beklentisiyle yatırım yapar. O hisse beklentisinden çok daha hızlı gidebilir. Diyelim ki %100 hareket edebilir yukarı yönlü. Burada da yine piyasaya aldanıp benim bilmediğim başka şeyler de var, ben bunu en iyisi satmayayım da diyebilir. Bu da bazen yanlış olabilir. Yani piyasa iki yönde de aşırı çünkü hareket etmeyi sever. Değer yatırımcısı burada piyasanın hareketlerini kendi değer algısını değiştirmesine izin vermez. Tam tersi, hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü hareketlerde bunu kendisine fırsat olarak kullanmayı yatırım felsefesinin odağına koyar. Burada tabii yani değer yatırımında klasik işte iskonto şirketler satın alınır gibi bir de aslında ön yargı var. Bunu da belki bir altını çizmek lazım. Her zaman değer yatırımcısı ucuz şirketleri almayabilir ya daha doğrusu düşük çarpanlı şirketleri almayabilir. Çünkü bu da zamanla evrilmiştir. Burada önemli olan artık hani son gelinen noktada
kalıcı rekabet gücü olan ve riski az olan şirketler her zaman değer yatırımcısının ön plana aldığı, tercih ettiği şirketlerdir. Ve burada tabii ki birinci maddede riski az olması ve işte o margin of safety dediğimiz yatırım yaparken kendinize önemli olan para, bir numaralı kural olan para kaybetmeme kuralını çalıştıracak. Yani siz ilk başta para kaybetmeyin, istikrarlı bir şekilde para kazandığınızda çoğu o yüksek getiri potansiyeli vadeden diğer çoğu alternatife göre istikrarlı para kazandığınızda, para kaybetmeden istikrarı devam ettirdiğinizde çoğu alternatif getiriyi zaten geçmiş olursunuz. Burada değer yatırımının da zaten ana yine temel noktalarından birisi bu istikrarı sağlayacak, riski azaltacak seçimlerle ilerlemek ve bu şekilde ilerleyerek de aslında önemli olan düşük riskle yüksek getiriyi elde etmektir diye özetleyebiliriz. Peki Serhat Bey, şimdi bu nasıl ilerlemeli meselesine gene bir tekrar döneceğiz. Yani onu da hep birlikte konuşacağız. Eğer izin verirseniz ben Mert Yılmaz'la devam etmek istiyorum. Biraz daha bu değer yatırımcısı nedir meselesini biraz daha açmak istiyorum. Bir parça da Türkiye'ye sözü getirmek istiyorum. Türkiye'de yatırımcılık bağlamında değer yatırımcısını biraz birlikte ele alalım istiyorum. Mert Yılmaz, hazır mıyız acaba? Hazırım, teşekkür ederim Hakan Bey. Öncelikle herkese sevgiler, selamlar, iyi haftalar. 8. Dünya Yatırımcı Haftası'nın ilk panelindeyiz. Çok kıymetli dostlarla birlikte. Başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, DSPB olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım verimli, keyifli ve faydalı bir panelde olur. Serhat çok güzel bir giriş yaptı. Hani siz sözü Türkiye'ye getirelim dediniz. Zaten söz hiç Türkiye'den çıkmıyor neredeyse. Özellikle yatırımcı nezdinde. Yani bugünler biraz daha keyifsiz günler tabii ama. Şimdi bizim ülkemizde biraz yani 30 yıllık bir mesleki tecrübeyle söyleyeyim. Yatırımcı olmak her geçen gün zorlaşıyor. Bunun sosyal ve ekonomik pek çok sebebi var elbette. Yani ürün gamı genişliyor. İşte sosyal medya daha önemli bir yer alıyor. Yüksek enflasyon ortamında insanlar servetlerini korumak istiyorlar. Enflasyonun doğru ölçülüp ölçülmediği ile ilgili tartışmalar var. Dolayısıyla işte elde edilen getirilerin bile beğenilmediği, yetersiz kalındığı günler var. Ama tüm bunların yanında bir iyi bir kötü gelişme benim açımdan var. Bunlardan iyi tarafı, bardağın dolu tarafı işin yatırım fonları bacağının Türkiye'de son dönemlerde özellikle pandemi dönemiyle birlikte iyi de niye bir büyüme trendini yakalamış olması. Yani artık ki pandemi dönemiyle birlikte o günün ekonomi politikasıyla da ilişkili olarak hani gerçekten borsa alternatif kalıp işte yatırımcılar borsaya akın edince o günün koşullarında 10 milyona ulaşan bir yatırımcı sayısı sonrasında bu yatırımcıların önemli bir kısmı kendi finansal okuryazarlıklarını ya da kendi çalışma imkanlarını göz önüne alıp bu işi profesyonellerine bıraktılar ve orada elde edilen getirinin daha önemli, daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani yatırımcılar bunu kendileri dile getiriyorlar. Ama diğer taraftan da öyle bir dönemden geçildi ki ve bu yeni gelen yatırımcı arkadaşlarımız, belki bizi izleyen arkadaşlarımızın içinde de vardır. Öyle bir konjonktürle piyasaya geldiler ki onlar ne bulursa aldılar, hangi fiyattan buluyorlarsa aldılar ve hep para kazandılar. Yani sanki hiç düşmeyecek bir borsa varmışçasına ve en ufak çalkantıda da şimdi bir panik yapma hali başladı ki bu dönem o çalkantının biraz da derinleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcı grubunu her zaman ayırmamız gerekiyor ama bugünlerde biraz daha keskin çizgilerle ayırmamız lazım. Yani kısa vadeciler, orta vadeciler ve uzun vadeciler diye. Kısa vadecilerin riskinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. İşlem yapan arkadaşlarımız da biliyor. Ve bugünlerde acı tecrübeler bu konuda yaşanıyor. Orta uzun vadeciler elbette biraz daha rahatlar. Şimdi burada iki konuya değinmek isterim. Bunlardan bir tanesi değer yatırımcılığı, zaten panelinde konusu. Bir de sevgili Tuncay'ın bu konuda çok önemli şeyleri oldu, katkıları oldu sektöre. Bu temettü emekliliği konusu, yani daha uzun vadeli düşünen yatırımcı grubu. Ama sosyal medyada öyle bir rüzgar esiyor ki ve izninizle bir kamu spotu gibi de gireyim. Yani muazzam son dönemlerde sıra hala bana gelmedi ama pek çok arkadaşımızın, hocamızın ismi
kullanılarak muazzam bir dolandırıcılık hikayeleri de ortada dolaşıyor. O konuda da uyarmak isterim yatırımcılarımızı, arkadaşlarımızı. Şimdi yatırımcı olmak bir kere zor bir iş. Dünyanın her yerinde zor bir iş. Ama Türkiye gibi enflasyonu yüksek, jeopolitik risklerin ortasında bir konumlanması olan, zaman zaman iç ve dış siyasetle çalkalanan yerlerde, ülkelerde yatırımcı olmak daha zor. Özellikle yakın geçmişte son 1-2 yılda yüksek getiriler elde edildikten sonra yatırımcı hep benzer getirileri de arıyor bu arada. Şeyi anlıyorum tabii, yani herkes para kazanmak istiyor, herkes kısa yoldan para kazanmak istiyor. Zaman zaman tuzaklara düşülüyor ama değer yatırımcısı dediğiniz şey benim için şu. Hani Serhat nefis bir cümleyle başladı. Hani fiyat başka bir şey, değer başka bir şey. Hani Anadolu'da da çok daha iyi bilinen bir ifadeyle söyleyeyim. Hani ticaretin doğası gereği hani malı alırken kazanmak gerekir denir ya. Orada ucuzken, ucuzdan kastım değerinin altına herhangi bir gerekçeli düşmüşken elbette. Yani her ucuz hisse senedi, bu ucuzluk da kime göre, neye göre? Çünkü sokaktaki vatandaşa sorduğunuzda kendince bir değerlendirmesi var onu. Bu hisse ucuz diyor mesela. Onun da piyasa profesyonelleriyle şey yaparak, görüş alışverişinde bulunarak buraları bir değerlendirmek lazım. Ama benim düşüncem şu, eğer bir değer yatırımcısıysanız doğru şirketi bulup ve değerinin altında işlem gören bir şirketi biriktirmek, almak, tutmak ve sonunda değerine ulaştığında ya da değerinin üzerine gittiğinde hisse senedini satmak ya da bir başka hisse senedine doğru yönelmek. Ama bugünün Türkiye'sinde ben açıkçası temettü emekliliğinin de son derece kıymetli bir şey olduğunu, Türkiye'nin kendi sosyal yapısı gereği artık devletin ödeyeceği emekli maaşının önümüzdeki dönemde bu kadar da satın alma gücüne belki barındırmayacağını, sahip olmayacağını. O nedenle insanların her ne isim altında olursa olsun bu uzun vadeli yatırımcı, değer yatırımcısı, temettü emeklisi ama mutlaka yatırımlarının hisse senedine en azından bir kısmının ayrılmasını ve uzun vadeli yatırımcı olmanın artık hepimizin işbirliğiyle yatırımcıların da buna ikna olarak ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü kısa vadede para kazanabilirsiniz ama servet sahibi olamazsınız. Servet sahibi olmanın yolu yatırımlarınızı doğru yönetmek. Zaman zaman kendi risk algınıza, yaşınıza, eğitiminize göre de belki bunların bir kısmını riskli varlıklarda ama mutlaka bilerek, anlayarak, sorarak, araştırarak yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum diyeyim. Bu turda bu kadarla keseyim şimdi. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Eyvallah. Sonrasında ben de teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler oldu. Şimdi hem bu hisseleri seçerken nelere dikkat etmek gerekir o tarafına da girelim işin ama Üzeyir Doğan'la devam edelim. Belki bu değer yatırımcılığı biraz önce Mert Yılmaz'ın bıraktığı yerden de bir anlamda ilerlemiş oluruz. Değer yatırımcılığına neden ihtiyaç duyuyoruzla da biraz devam edebilir miyiz? Sizin bu konudaki tespitleriniz nedir? Gene Türkiye üzerinden devam edelim. Evet, öncelikle herkese selamlar. Bu etkinliği düzenleyenlerin hepsine ayrıca teşekkürler emekleri için. Şimdi aslında şöyle, biz bazı kavramları konuşuyoruz ama biraz kavramların altına da inmekte fayda var. Mesela değer yatırımcısı diyoruz ama değer derken hangi değerden bahsediyoruz? Yani çünkü değer de tek bir şeyi ifade etmiyor. Yani baktığımız zaman birçok değer tabiri var. Burada hangisini kastediyoruz? İşte nominal değeri mi, defter değeri mi, ihraç değerini mi, tavsiye değerini mi, gelecekteki değerini mi, bugünkü değerini mi? Yani değer de tek değil. O nedenle önce bir değeri tanımlamak lazım, değeri anlayabilmek lazım. Ben maalesef hani değer yatırımcılığı safhasından önce bizim Türkiye'de değer kavramının ne olduğunun bilindiğini düşünmüyorum. Yani açıkçası piyasada gördüğümüz zaman bunu gittiğimiz eğitimlerde, toplantılarda da çok sıklıkla karşılıyoruz. Yatırımcıya hani nominal değerin ne olduğunu, defter değerinin ne olduğunu ya da piyasa değerinin ne olduğunu anlatmakta dair zorlandığımız dönemler oluyor. Yani o nedenle biraz bunlara eğilmekte fayda var. Yani değer hadi eğilelim o zaman. Evet, biraz değer dediğimiz şeyleri belki konuşmak lazım. Şimdi biz mesela günlük hayatta hisse değerleri diyoruz. İşte nominal değer üzeri işte 1 liradır diyoruz. Hemen soru geliyor ama hocam işte piyasada şirketlerin hepsinin hisse fiyatı farklı.
Evet, yani listelerin hepsinin üzerinde 1 lira yazıyor ama borsaya döndüğünüzde 3 liradan, 5 liradan ya da 80 kuruştan ya da 10 bin liradan, 20 bin liradan işlem gören hisse senedi de var. Demek ki o zaman bunlar birbirinden farklı. Yani bir kağıdın üzerinde hepsinin üzerinde 1 yazmasına rağmen ama piyasaya çıktığında bir tanesi 1 liradan, 5 liradan, bir tanesi 5 bin liradan, 10 bin liradan işlem görebiliyor. O zaman bu farklılaşmaya ne geliyor? Yani bu piyasa değeri dediğimiz olay nereden geliyor? Biraz oraya bakmak gerekiyor. Şimdi aslında bir örnek verecek olursak, mesela elimde bir 100 Türk lirası var. Bunun nominal değeri 100 lira. Yani üzerinde zaten burada yazıyor 100. Hisselerde de burada sıfırları görmeyin, 1 TL yazıyor. Nominal değer dediğimiz kavram bu. Ama ben bu paranın üzerine Türkiye'nin en iyi sanatçısının imzasını alsam ya da dünyanın en önemli siyasetçilerinden ya da bilim adamlarından birinin imzasını alsam, bu artık diğer 100 liralardan farklılaşıyor. Bu değerleniyor. Bu piyasada bunu satmaya kalktığımda belki buna 100 bin lira, belki 200 bin lira, belki 1 milyon, 2 milyon verecek birilerini bulma ihtimalim oluşuyor. O zaman bunun piyasa değeri üzerinde yazdığı değerden farklılaşabiliyor. Çünkü artık üzerinde farklı bir değer barındırıyor, üzerindeki imzayı barındırıyor. Şirketlerde de bu üzerindeki imza dediğimiz şey aslında şirketin yaptığı iş. Markaları, satışları, karlılıkları vesaire. Bunun iyi ya da kötü olmasına göre piyasadaki fiyatlaması farklılaşabiliyor. Yani burada bir değer oluşabiliyor. İkinci bir konu da şu. Değer bugün oluşabiliyor ama biz değer yatırımcısı dediğimiz zaman bugünkü değere mi bakmamız gerekiyor? Gelecekte ulaşılacak değere mi bakmamız gerekiyor? Yani bugün mesela bir şirket çok iyi olabilir ama her şey fiyatlanmış ve adil fiyatına ya da beklenen değerine ulaşmış olabilir. Bugünkü değer adil olabilir belki ama geleceğe baktığımızda şirketin çok ciddi büyüme planları vardır, projeksiyonları vardır. Bugünkü değer, o piyasa çarpanları yaklaşımıyla baktığımız değerler, bugün normal bir değer ifade ediyor olsa da bir yıl sonra şirket belki 2 katına, 3 katına, 4 katına büyüyebileceği için gelecekteki değeri ucuz olabilir. Yani bizim buradaki aslında değer yatırımcısı tarafında bakmamız gereken taraf bu gelecekteki değer olması gerekiyor. Zaten dikkat ederse yatırımcılar, mesela şirketler, aracı kurumlar daha doğrusu, şirket raporları yazarlar. Yazdıkları raporlarda verdikleri fiyat bugünkü fiyat değildir. Yani bugün ise bu fiyatta olması gerekiyor. Şu an bu fiyatta bu kadar iskontosu var denmez. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin bir fiyat tahmini yapılır ve ona göre bugünkü fiyatın iskontosunun var olup olmadığı bakılır. Yani o açıdan bizim evet bugünkü değer önemli ama eğer borsada iyi bir yatırımcı olacaksa gelecekteki değere biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Peki bu kolay mı? Yani açık söylemek gerekirse, yani bir yatırımcı olarak ben bir şirketin gelecekteki değerini hesaplayabilir miyim? Çok açık ve net söyleyeceğim. Maalesef bu o kadar kolay değil. Evet, bir yön tabir edebilirsiniz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz orta vadeli program açıklarken bir ifade kullanmıştı. Programdaki tahminler revize edilebilir. Önemli olan öngörülebilirlik ve tutarlılık diye. Bizim yatırımcımız da evet bir öngörüde bulunabilir, bu tutarlı olabilir ama ortaya koyduğu fiyat revize edilebilir. Yani birebir nokta atışı bir değer tahmin etme ihtimali çok çok zor. Yani geleceğe yönelik fiyatlama açısından bunu kabul etmek lazım. Çünkü baktığınız zaman birçok şirketin araştırma birimi var. Bu araştırmacılar şirketi gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, yatırımcı ilişkileriyle görüşüyorlar, modellemeler kuruyorlar, birçok hassas çalışma yapıyorlar ve sonrasında ortaya bir hedef fiyat koyuyorlar. Baktığınız zaman sektördeki bu profesyonellerin ortaya koyduğu hedef fiyatlar bile birbirinden çok farklı. Bu kadar bilgiye erişiyor olmalarına rağmen. Yani yatırımcının bu bilgilere bireysel bir yatırımcının ulaşma ihtimali biraz daha sınırlı. O nedenle geleceğe yönelik o fiyat tahminini hani yaparken zorlanabilirler. Ama şirket ne yönde gidiyor? Gidiş yönü doğru mu? İşte tutarlılık var mı? Öngörülebilirlik var mı? Bugünden daha iyi mi olacak? Daha mı kötü olacak? Bu sonuca erişebilirler. Bu sonuca eriştikten sonra da fiyatlama konusunda belki profesyonellerden yardım alabilirler. O açıdan biraz bu tarafa odaklanmak gerekiyor. Biz hep yatırımcıyı böyle işi gücü başka bir şey olmayan, tek işi burası olan ve
sürekli oturup hani bu piyasaya kafa yoran bireyler olarak değerlendiriyoruz ama maalesef gerçek hayatta böyle değil. Yani evet, domatesi fiyatlama konusunda çok profesyonel olabilir bireysel yatırımcı. Çünkü bir pazara girdiğinde birden fazla tezgahta hem domatesleri fiilen görüp hem de fiyatlarını görebiliyor. Hem de farklı semt pazarlarındaki ya da marketlerdeki fiyatları hem de domates iyi mi kötü mü diye bakarak, elleyerek bu fiyata edip etmediğini tartabiliyor. Ama hisse senedi söz konusu olunca maalesef iş bu kadar kolay değil. Bir tane piyasamız var, bir tane fiyat var. Bu fiyat doğru mu yanlış mı kıyaslayabileceğimiz farklı bir yer yok. İkincisi de bu şirketleri hani domates gibi elleyip koklayıp kokusu iyi mi, rengi iyi mi vesaire deme şansımız yok. O nedenle bu taraf biraz bireysel değerlemeden ziyade profesyonel destek almaktan geçiyor. Onu da ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, daha konuşacak çok şey var ama ben hani domatesten bile ilerleyecek olsak, valla bazen öyle şeyler oluyor ki muhtemelen hisse senedi piyasalarında ya da hisseler üzerinde de oluyordu. Bir bakıyorsunuz Ayaş domatesi Avrupa'dan yani işte coğrafi işaret almış oluyor. 30 liralık domates bir anda 80 liraya, hem de Ankara'da, yani aralarında belki 25-30 kilometre ya var ya yok, bir anda fiyatları oraya gelmiş olabiliyor. Çok da değişkenlik gösteriyor. Belki bir sonraki bölümde hani böyle bir takım tüyolar olur mu Üzeyir Bey? Onunla da ilgili konuşalım. Belki mesela bilançolarda bakılabilecek nereler olabilir? Bir iki orada bize ipucu verirseniz zannediyorum evet, değer yatırımcı açısından faydalı bir panele doğru daha da emin adımlarla ilerlemiş oluruz. Hemen Tuncay Turşucu'ya dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum Üzeyir Doğan'a da. Yani pek çok herhalde ölçümler var burada Tuncay Bey. Yani değer yatırımcısını çok değişik şekillerde değerlendirmek mümkün. Benim şu ana kadarki konuşmalardan anladığım o. Sizin de bu konudaki perspektifinizi merak ediyorum. Ama onun ötesinde biraz da doğru yatırım ne demek olur değer yatırımcısı açısından? Mesela işte fiyat başka, değer başka dedik paneli açarken. Mesela bir hisseyi alıp biz 3-5 yıl tuttuk. Bu bir değer yatırımcılığı anlamına mı gelir? Yoksa zamanında satmak nasıl kollar? Yani bu sorular da benim aklımda dolanıp duruyor. Çok iyi formüle edemedim ama zannediyorum siz benim ne demek istediğimi anladınız. Evet. Yatırımcılarımız gibi. Buyurun. Evet, yani öncelikle çok güzel bir oturum oluyor. Çünkü çok çok önemli bir hususta sohbet ediyoruz burada. Türkiye'de hakikaten hani bir firmanın kendi değeriyle borsada işlem gördüğü fiyat arasındaki önemli bir ayrım var. Bu çok iyi bir şekilde anlaşılmıyor. Şimdi Üzeyir burada domatesten konuyu açınca benim hani hangi yılda unuttum. Daha o zamanlar Radikal vardı gazetesi. Evet. Benimle bir röportaj yapılmıştı. Ben de şöyle bir cümle kurmuştum. Yani domates alırken gösterdiğimiz özenin yarısını hisse senedi alırken göstermiş olsaydık bugün herkes zengin olmuştu şeklinde bir cümlem vardı. Onu da böyle manşet yapılmıştı. Yani sonucunda yatırdığınız size ait bir para ve çok çok önemli bir şey bu. Bunu yatırırken biraz özen göstermekte de yarar var açıkçası. Yani ev alırken o özeni gösteriyoruz. Ne bileyim arsa araba alırken özeni gösteriyoruz. Hatta yani araba falan mesela alıyor birisi. Arabanın uzmanı yani oluyor artık böyle. Ev alıyor, evin böyle uzmanı oluyor. Yani hangi şirket yapmış, hangi müteahhit yapmış, ta böyle oralara kadar gidiliyor. İncelemeler yapılıyor ama bir hisse senedi alırken o şirketin ne iş yaptığını bile öğrenmiyoruz mesela. Böyle de pek çok örnek var. O nedenle hani biraz daha hani kendinize ait bir miktarı borsada kullanıyorsanız biraz da özen göstermek, biraz da ilgi göstermek çok çok önemli. Şimdi değer yatırımcılığına geldiğimiz zaman şimdi iki türlü var. Tabii bu ilk başta 1950 yılında akıllı yatırımcıyla çıktı. Yani Benjamin Graham'ın o müthiş yapıtı, o bir
değer yatırımı şeyiydi, anıtı olarak çıktı. Benjamin Graham'ın tabii yöntemi şirketleri kendi içsel değerlerinin, yani ne kadar, yani bu şirket ne kadar eder sorusunun yanıtını buluyor. Ve bunun da, bu bulduğu rakamın da neredeyse %30-33 iskontolu bir şekilde olmasını istiyor. Yani bulduğu o değerin %30 daha aşağısından almak istiyor. İşte o bir güvenlik marjı oluyor. Aslında değer yatırımcılığının iki tane ana ilkesi var burada. Birincisi, bu şirket kaç para eder? Bunu bir bulmak, bunun için yöntemler var. Benjamin Graham'ın uyguladığı en önemli yöntem o yıllar için. Tabii 1950'lerden bahsediyoruz. Yani önemli bir yıl, buhrandan çıkılmış, İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidiliyor böyle bir ortam. Mesela net dönem varlıklar yaklaşımı vardır. Dönem varlıklar içerisinde kısa zamanda nakde çevrilebilecek her şeyi alır. Bundan da şirketin sahip olduğu, ödemekle yükümlü olduğu tüm borçları çıkarır. Eğer hala bir şeyler varsa, kaldıysa, bunun da %30 daha aşağısında bir fiyat arar. Eğer o olursa işte ben der, alırım der. Bu fiyattan alır ve kendi hesap ettiği değere ulaştığında veya aştığında da satmıştır. Yani kullandığı yöntem budur. Şimdi güvenlik marjı aslında bir firmanın değerini hesaplamak zor diyoruz ya, hani mümkün değil. Yani %100 bir doğrulukla hesap edemezsiniz. Bugünkü kullanılan yöntemler tabii Benjamin Graham'ın 50'lerde kullandığı yöntem falan değil. Bugün Benjamin Graham'ın kullandığı yöntem mezarcılık falan gibi bir şey. Yani artık o yöntemi biz burada kullanmak istesek herhalde hiçbir şirket falan bulamayız. Yani çok zordur. Tabii ki değişti ekonomi. Yani define avcılığı gibi mi? Çok büyük. Tabii tabii. Yani dönen varlıklardan, yani net, bakın net aktif değerden bahsetmiyorum. Net dönen varlıklardan bahsediyorum. Öyle bir durum ve tabii o yıllar da öyle. Yani çok korkulan, hakikaten iflasların olduğu falan yıllar. O yüzden Benjamin Graham da biraz hani sağlam bir kazığa bağlayarak gitmek istemiş olabilir burada. Ama sonradan tabii kendi yanındaki çalışanı, öğrencisi olan Buffett'la başka bir şeye bu olay evriliyor. Yani diyor ki, neden satıyoruz? Eğer şirket iyiyse neden satıyoruz? Ve oturuyor geriye dönük, Benjamin Graham'ın yanından ayrıldıktan sonra yaptığı çalışmalarda şunu buluyor. Eğer satmasaydık bugün ne olmuştu diyor. Ve bir bakıyor ki inanılmaz bir getiri var. İnanılmaz bir getirinin üzerinde oturuyorsunuz. Yani Benjamin Graham'ın yönteminde de, yani ucuzken al, değerine geldiğinde veya değerini aştığında sattı da iyi bir getiri var. Ama onun haricinde hiç satmasaydık ne olurdu diye bir çalışma yapıyor ve orada da tabii bu çalışmayı yapan Warren Buffett değil mi? Buffett tabii. Yani Buffett'ın zaten bugünkü yatırım felsefesi, yani adamın elinde 50 senedir 60 senedir tuttuğu hisseler var mesela. Bunun oluşmasında bunun çok büyük bir şeyi vardır, etkisi vardır bu çalışmalar. Peki Warren Buffett bir değer yatırımcısı olduğu net herhalde. Doğru tavır da böyle midir? Yani alacaksın, 20 sene, 30 sene tutacaksın mı? Yani nedir bu, her buradaki kıstas ne? Bence her ikisi de doğrudur. Yani her ikisi de çok doğrudur. Hani bir firmayı içsel değerinin altında alacaksınız. Güvenlik marjının anlamı o zaten. Yani sen bir şirkete değer biçiyorsun. Ama burada hata yapıyor olabilirsin. Çünkü çok zor bir olay. İmkansız. İşte o hata payını ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış bir şeydir o güvenlik marjı. Güvenlik marjıyla al, değerine geldiği zaman sat. Bu da bir değer yatırımıdır. Bu günümüzde daha fazla uygulanabilen bir değer yatırımıdır. İkincisi daha ağırı bunun. Yani
değer yatırımına uygun olan şirketleri mesela o firmalarla yani ilgili bazı tabii şartlar var. Yani her şirket değer yatırımına uygun değil. Yani değer yatırımı herhangi bir firmayı al ve 10 yıl tut, 20 yıl tut demek değildir. Büyüyen, istikrarlı, öngörülebilir, kar marjları yüksek, finansman giderleri az olan şirketleri yani sürekli bir bilanço disiplinine sahip ve rekabet avantajı olan şirketleri alıp oralarda yatırım yapmaktır. Ve bu tarz şirketleri eğer büyüme devam ediyorsa ve karlılık devam ediyorsa şirketteki hikaye de devam ediyordur. O zaman hikaye devam ettiği müddetçe ben bunu satmam diyor Buffett mesela. O yüzden hani 3 yıl sonra da şirkette işler hala iyiyse tutmaya devam ediyor. 5 yıl sonra da işler hala iyiyse tutmaya devam ediyor. Ve tabii buradan meşhur o bileşiklendirme mucizesine gidiyor. Yani Buffett'ın esas yatırım yaptığı şey bileşiklendirme mucizesidir. Benjamin Graham'ın yatırım yaptığı şey değerinin altındayken al, değerine ulaştığında sattır mesela. Yani Buffett burada ayrılıyor mesela Benjamin Graham'la. Ama bence her ikisi de değer yatırımıdır ama her ikisi de yapması zordur. Yani taşıması zordur. Ona da değiniriz ya da benim hala biraz vaktim varsa girebilirim. Fakat sonrasında da şey yapabiliriz. Tamam. Bence bir ikinci tur imkanımız olacak zaten. Orada devam ederiz. Ama şu güvenlik marjı sizin için ne ifade ediyor onu da soracağım size Tuncay Turşucu. Tabii. Yani belki onun üzerinden de ilerleyebiliriz. Peki hemen tekrar Serhat Bey'e, Serhat Kaya'ya dönelim. Şimdi gerçekten güzel bir başlangıç yaptınız. Hani fiyat başka, değer başka. Onun üzerinden de biraz ilerliyoruz. Yani hiç olmazsa değer yatırımcısı nedir, ne değildir? Türkiye'de Mert Yılmaz'ın da katkısıyla Türkiye tarafına da bakmaya başladık. Ve şöyle diyeyim. Şimdi değer yatırımcılığı sizce Türkiye'de yeterince yaygın mı? Bizim eğer bu değer yatırımcılığını önemsiyorsak hem borsa için, hisse senedi piyasaları için önemsiyorsak hem de Türk sermaye piyasalarının gelişimi ve Türkiye ekonomisinin dolayısıyla gelişmesi, derinleşmesi için önemsiyorsak burayı nasıl motive edebiliriz size göre? Bizim yatırımcı profilimize bakarak ne dersiniz Serhat Kaya? Tabii. Yani aslında tabii bizim insanımız aslında doğasında ticari zekası yüksektir. Yani günlük hayatta, ticarette yani bir şeyimiz vardır. Zekamızı kullanırız ama işte finansal piyasalar biraz daha farklı işlediği için ve bize nispeten daha geç geldiği için aslında finansal piyasaların derinleşmesi. Burada tabii finansal okul yazarlığımız hala biraz daha gelişmeye muhtaç. Çünkü normalde işte normal işlerinde her şeyi özen gösteren işte Tuncay Bey'in dediği gibi domates alırken bile marketten bir şey alırken bile çok aşırı araştıran eden fiyat araştıran insanlar işte iş yatırım yapmaya gelince işte sadece kulaktan dolma bilgilerle veya işte oradan buradan okuduklarıyla yarım yamalak bilgilerle bazen kararlar alabiliyorlar. Bu tabii ki düzeltilmesi gereken bir durum. Burada yani değer yatırımından yola çıkarak şunu diyebiliriz. Aslında Üzeri Bey'in verdiği banknot bana bir örnek hatırlattı. Bunu daha önce biz de kullanıyorduk. Yani fiyat ve değere odaklanmamız gerekiyor diyoruz. Örneğin işte 100 liralık banknotu siz yolda gördüğünüz bir grup dolandırıcı işte insanları kandırmış. Onlardan 100 liralık banknot alıyor. 50 lira veriyor. Çünkü diyor ki işte 100 liralık banknotlar artık değersiz olacak. Bunlar piyasadan kaldırılacak. Öyle bir diyelim ki hikaye uydurmuş. Bazıları da buna kanmış. 100 lira verip 50 lira geri alıyorlar ki işte en azından paramızın yarısını kurtarmış olalım. Yani bu nedir? Tabii ki işte kısa vadeli düşünmenin veya yanlış bilgiyle hareket etmenin sonucu. Ama bazıları da bu bir grup kandırılmış insanı veya kısa vadeli düşünceyle hareket eden insanı görerek bazı insanlar da işte piyasa psikolojisi dediğimiz düşük fiyatlardan işlem gören, değerinin altında işlem gören bir
enstrümana. İşte başkaları satıyor diye. Aa, ben de satayım. O zaman herkes cebindeki 100 lirayı çıkartıp bu dolandırıcılara işte 50 liraya satabiliyor. Burada değerli yatırımcısı ne yapar? İşte siz yanlış yapıyorsunuz. Siz bunlara satmayın. Siz çok satmak istiyorsanız gelin 51 liraya ben vereyim bana satın. Yani değerli yatırımcısının aslında burada güzel bir örneği. Yani piyasada böyle bir anomali varsa siz cebinizden çıkartıp onlar gibi satmamız gerekir. Aksine bu fırsatı değerlendirmek için o satanlardan almanız gerekir. Yani, peki bu değer yatırımcısına kazandırır mı? Tabii ki kazandırır. Eğer ortadaki banknotu iyi incelemişse, yani aldığı enstrümanı iyi incelemişse, oradaki değeri zaten mesele burada. Yani değer yatırımcısı, ben değer yatırımcısıyım deyip işte çok balon fiyatlardan yatırım yapan insanlar var. Tabii bu bizim meselemiz orası değil. Eğer hakikaten gerçek değeri hesaplayıp ona göre işlem yaptıysa tabii ki kazandırır. Peki, yani size göre motive etmek için bu tarafı neler yapılması gerekir? Önerileriniz olur mu? Yani değer yatırımcılığını Türkiye'de daha ön plana çıkarmak için mesela sizin gördüğünüz, belki başınızdan geçen aslında böyle çok farklı sahiplerle borsaya girmiş olan ama sonrasında bir değer yatırımcılığına doğru evrilmiş olan yatırımcılara hiç rastladınız mı? Biraz merak ediyorum o tarafını. Tabii yani biz de mesleğimiz gereği birçok yatırımcıyla görüşüyoruz. Zaten hani bunun yani yurt dışında da böyledir. Her zaman uzun vadede değere odaklanan en fazla getiri elde eden yatırımcıdır. Benim de şu ana kadar görüştüğüm yatırımcılarda en başarılı olanlar her zaman işte değere odaklı işlem yapanlar ve burada yine yani en önemli kural olan para kaybetmemeye odaklanıp önemli olan çünkü riski burada düşürmek. Dolayısıyla benim de gördüğüm yani en burada başarılı yatırımcılar genellikle bilanço bazlı gidip değere odaklı gidip yatırım yapıp uzun vadeli düşünerek portföylerini yöneten yatırımcılar diyebilirim. Burada tabii biz de analist olarak zaman zaman tabii zorluklar yaşayabiliyoruz. Çünkü değer yatırımı demek bazen aslında piyasanın konsensusun dışında hareket etmek demek olabiliyor. Bu durumda veya işte riskli gördüğünüz durumlarda da diyelim ki çok popüler bir hisse var. Piyasa çok fazla oraya odaklı ama siz orayı riskli gördüğünüz için orada bir tavsiye vermek istemiyorsunuz. O da mesela bizim için bir bazen handikap olabiliyor. Ama hani ben şahsen her zaman değer odaklı gitmeye çalıştığım için yani o tarz çok popüler olmuş ve değerinin çok çok üzerine çıkmış durumlarda çok fazla tavsiye vermeyi uygun bulmuyorum. Yani benim de gördüğüm zaten piyasa profesyonelleri genellikle bu yönde ilerliyor. Yatırımcıların da bence bunu dikkat etmesi en sağlıklısı. Çünkü böyle en popüler olan şey genellikle her zaman en risklidir. Çünkü çok hızlı rüzgar arkasındayken bir anda terse dönebilir. Dolayısıyla burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken popülerlikten ziyade dediğim gibi asıl değer nerede ve alırken ne alıyorum onu bilmek. Fiyatla da arasındaki farkı bakarak eğer cazip bir iskonto varsa buna göre hareket etmek her zaman en sağlıklısı. Peki yani anlaşılan hepiniz aynı fikirdesiniz ve onu da söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya buraya özen göstermek lazım seçerken. Çalışmak lazım yani açıkçası. Öyle çalışmadan değer yatırımcılığı olmaz. Peki analistler konusunda da aynı şeyi söyler misiniz? Ya şöyle analistlere bakın, Türkiye'de analist kalitesi yukarıdadır. Sermaye piyasası uzmanlarının kalitesi yukarıdadır. Onların her birine kulak verirseniz bu seçimleri yapmakta daha doğru kararlar almakta fayda görürsünüz der misiniz gönül rahatlığıyla? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki genel piyasanın gidişatıyla bu çok bağımlı. Yani piyasamız derinleştikçe ve büyüklüğü arttıkça sonuçta firmalar da bu alana yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bizim de kalitemiz giderek artıyor diye söyleyebilirim. Burada belki bu işte işin medya bacağına da belki burada biraz değinmek lazım. Hani diyoruz ya fiyat ve değer arasındaki fark, asıl odaklanmamız gereken taraf, değer tarafı. Yani maalesef insanlar tabii orayı çok dinlemek istemiyorlar. Herkes fiyata odaklı olduğu için herkes çok günlük konuşuyor. İşte piyasa bugün ne olacak?
Hatta işte sabah ne olacak, öğleden sonra ne olacak? Yani biraz insanlar da bu tarafa çok odaklanmış durumda. O yüzden aslında genel olarak piyasanın genelinin odağı fiyattan çok, yani kısa vadeli hareketlerden çok değeri doğru kaydıkça bence kalite o zaman biraz daha yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Eyvallah. Ben de işte tam onu soruyorum. O yukarıya doğru gidişi değer yatırımcısının, toplam yatırımcı içindeki payının artmasının mesela size göre ya şunu yaparsak bu tarafta payı arttırabiliriz, değer yatırımcılığını motive edebiliriz diyeceğiniz ilk bir, iki konu ne olur Serhat Bey? Yani bu tabii insan Tuncay Bey çok güzel aslında bu işin geçmişini özetledi. Evet. Yani burada zaten Amerika'da bunun örneği var. Yani zamanla insanlar bunun en yüksek getiri olduğunu görmüş ve çok büyük bir kitle buraya doğru yönelmiş. Yani bizde de bu durum yani benzer bir şeyle rayında gidiyor. Yani insanlar bu yani. Döngüsel, evet, yani bu döngüyü yaşadıkça işte bu hataları yaptıkça doğru yolu bulacaktır zamanla diye düşünüyorum. Yani bize düşen görev burada tabii ki bunu daha iyi anlatmak. Bu da işte genel olarak sektörün bu alana daha fazla yatırım yapmasıyla ilgili. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Benim böyle gazeteci belki de lüzumsuz sayılabilecek sorularıma da samimiyetle cevap verdiniz. Tabii. Ayrıca teşekkür ediyorum size, ama burada tabii ki bütün derdimiz insanların biraz daha bu alanı daha iyi anlaması, kavraması. Bu konuda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin bu çabasına da hakikaten destek vermek çok önemli geliyor bana. Çünkü ülke ekonomisinin gelişmesi açısından da bunların çok kilit rolde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum tekrar Serhat Bey. Belki bir son söze bir fırsat kalır. Ben hemen tekrar Mert Yılmaz'a döneceğim. Şimdi gene bıraktığımız yerden devam edelim mi Sayın Yılmaz? Yani bu hisseleri seçerken belli ki bir şeylere bakıyor bizim yatırımcımız Türkiye'de. Ama o baktığı yerlerden hepimiz çok hoşnut değiliz gibi. Yani elinizde bir araştırma var mıdır bu konuda bilmiyorum. Ama yoksa da gözlemlerinize, sizin deneyimlerinize dayanarak ne söylersiniz? Bu hisseleri seçerken biz neye bakıyoruz? Neye, yani değer yatırımcısı haline geleceksek neye bakmamız gerekiyor? Hakan Bey, izninizle Serhat'a sorduğunuz soruya birkaç katkıyla ben de cevap vermek isteyeyim. Çünkü oradan getirip bağlayacağım. Aslına bakılırsa deminden beri bir domates mevzusu devam ediyor. Şimdi, salça oldu o domates. Şimdi mevsimi de var. Şimdi şöyle söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz günlere gerçekten ülkedeki domates fiyatını belirlemekte doğru fiyat nedir'i bulmakta bile çok zorlanıyoruz. Bunun temelindeki neden aslında enflasyon. Yani ülkede değer yatırımcılığının bu kadar yaygınlaşamaması, istenilen yere gelememesinin de sebebi enflasyon. Çünkü sürdürülebilirlik yok, bir öngörülebilirlik yok. İşte yani bilseniz ki ülkenin enflasyonu yıllar içinde işte %2 ile 5 arasında gidecek gelecek, yatırımınızı ona göre yaparsınız. Ama bir anda enflasyonun 85'lere fırladığını, bir anda işte 50'ye düştüğünü, önümüzdeki sene için 17,5'ların 20'lerin hedeflendiği bir yerde, dolayısıyla o keşmekeşin içinde ilk bölümde söylediğim, bir daha söyleyeyim, çok önemsiyorum çünkü bunu. Sokaktaki vatandaş, yani bizim yatırımcımız, bu piyasanın yatırımcısı aslında ölçülen enflasyonun doğruluğunu sorguluyor. Şimdi dolayısıyla gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyince ya da algı öyle oluşunca, dolayısıyla siz şimdi çıkın, siz de görüyorsunuzdur, Anadolu'nun pek çok yerini geziyorsunuz, gerek bireysel yatırımcı gerek kurumsal. İnsanlar diyor ki hayır kardeşim, bu açıklanan enflasyon benim enflasyonum değil, benim hissettiğim enflasyon daha yüksek. Ki bunu Merkez Bankası'nın yaptığı hane halkı anketlerinde de görüyoruz. Şimdi evet, siz ölçülen enflasyonun 50 olduğu yerde benim enflasyonum %100 diyorsanız, %100'ün üstünde bir getiri mücadelesi ediyorsunuz ve o bir değer yatırımcılığıyla kısa vadede çıkmıyor. Orada neye dönüyor konu? Hangi kağıt varmış, gidelim bugün onu alalım. İşte direncine geldiğinde onu satalım. Oradan döviz alalım. Döviz kopacakmış çünkü. Döviz koparsa altın da gider, altın da alalım gibi, böyle sürekli finansal ürünlerin arasında blok olarak hareket eden, yani bütün parasını bir finansal enstrümana koyan, sonra oradan bir başka finansal enstrümana geçen bir yatırımcı grubu. Ama
İlk bölümde söylediklerimden çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Çok da uzatmayayım. Maalesef bir zaman zaman belli hisse senetlerinde isimlerinin bir önemi yok. Bir çılgınlık yaşanıyor. Yani sokakta kimi çevirseniz ya da kim sizi tanıyıp soru soracak olsa hep o 2, 3, 5 hisse senedi soruyor. Ve sorular hep şöyle geliyor. Abi bu daha gidecek değil mi? Ya ben hiç şöyle soranı görmedim. Ya biz buradan çok para kazandık çok şükür. Satsak da başka bir hisse senedi alsak mı diye soran yatırımcı hep yok. 50 liradan almış, 300 lira olmuş onu beğenmiyor. Çünkü 500 lira olacağına inanıyor. 500'e gittiğinde de kesin 1000 liraya gidecek düşüncesi. Ve ondan sonra ne zamanki zarar oluşuyor bu sefer kurtar beni abi grubu çıkıyor ortaya yatırımcılar arasında. Onun için ne olursa olsun hiç kimsenin demin zannediyorum Üzeyir söyledi. Hiçbir yatırımcının oturup da en ince detayına kadar bir mali tablo analizi yapmasını ya da bütün mesaisini ekran başında geçirmesini beklemek gerçekçi değil. Burada bunun çeşitli yöntemleri var işte. Bu başlıklardan bir tanesi de değer yatırımcısı. Tuncay demin nefis iki tane yöntemi anlattı. Yani evet. Değer geldiğinde ya da üstüne gittiğinde satmak ya da dünya döndükçe taşımak. Hani benim tabirimle o hisse senedi evlenmek orası kısmı. Ama burada şimdi 500 tane hisse senedinin olduğu hatta 500'den fazla hisse senedinin olduğu yerde de değer yatırımcısı olabileceği şirketin sayısı da 350 tane çıkmaz. Yani oradaki o eleğin çok iyi sallanması lazım. Çok iyi üstte kalanların bulunması lazım. Burada da mutlaka aracı kurumlara, araştırma bölümlerine önemli görevler düşüyor. Bizler elimizden geldiğince bütün sektör bizi rakip olarak görse de hepimiz dostuz. Bütün mücadelemiz piyasanın gelişmesi, yatırımcının daha bilgilenebilmesi, daha çok para kazanabilmesi adına. Dolayısıyla burada biz bir emek harcıyoruz. Ama bu emek bir yerde yatırımcı tarafından dönüp de sosyal medyadaki tuzaklara düşüldüğünde orada kötü niyetli insanların tuzağına çekilen yatırımcılarla bir türlü bizim niyetimizle yatırımcının niyeti bir türlü kesişemiyor büyük bir oranda. Bizim burada yapmamız gereken şey bir düzlemde tekrar bir araya gelecek yapıyı kurabilmek. Burada da denetleyici, düzenleyici kurullar, hukuk sistemine çok önemli görevler düşüyor. Özetle şunu söyleyeyim. Yatırım sayısını mutlaka arttırmamız lazım. Daha fazla tabana yaymamız lazım. Yeni bir küskün grubu doğacak buradan. Bu çok belli. Olabildiğince bu sayı azaltmamız lazım. Buraya insanların tekrar gelmesini sağlamamız lazım ama bunu gelirken de sanki hisse senedi getiri garantili bir finansal ürünmüş gibi bir algı da yaratmadan burada işte değer yatırımcısı olmanın, uzun vadeli yatırımcı olmanın farklılıklarını ya da getirilerinin farkını anlatabilmemiz lazım. Bizler hep olduğumuz yerdeyiz. Yani sektörün masanın bu tarafında oturuyoruz. Yatırımcıların daha fazla gelmesi, daha fazla sorması, daha fazla araştırması. Ama görüyoruz ki mesela yaptığımız eğitimlerde de bunu sürekli hangi hisseyi alalım abiye gidiyor. Yani bir ara halkar döneminde de vardı biliyorsunuz. Kaç lot gelir abi, kaç tavan yapar abi sürekli. Yani demin galiba Tuncay söyledi. Kimse o şirketin ne iş yaptığıyla falan ilgilenmedi bir dönemde. Halkarız mı? Tamam hadi giriyoruz diye. Sonrasında orada da doğal olarak bir sorun çıktı. Ama mutlaka bizim yatırımcıyla tekrar aynı platformda buluşmamız lazım. Bunun için de her türlü desteğin denetleyici, düzenleyici kurullar tarafından, medya tarafından da verilmesi gerekir. Ki önemli bir kısmının verildiğini düşünüyorum. Ama yatırımcının da lütfen yani şu lafa asla katılmıyorum. Ya benim param çok küçük dolayısıyla işte ben risk alabilirim gibi. Hayır öyle bir şey yok. Herkesin parası çok büyük. Herkesin parası çok kıymetli. Herkes bir emek sonucu bu parayı kazanıyor. Ve önemli olan dönemin sonunda sizin bu paraya yüzde kaç getiri elde ettiğiniz. Yani siz 5 bin lirayı 10 bin lira yaptığınızda 5 milyonu 7,5 milyon lira yapmış birine aslında daha iyi getiri elde etmişsiniz demektir. Ve elinize bir gün bir fırsat çıktığında gerçekten bu parayı yönetebilecek bilgi beceride misiniz? Onu görmeniz lazım. Ülkede maalesef bütün demeyeyim hadi ama yatırımcıların büyük bir kısmının bir trader olma mücadelesi var. Ya bugünün dünyasında bugünün teknolojisiyle bu çok kolay bir şey değil. Onun için herkese olabildiğince doğru hisse senedini seçmeye buradan değer yatırımcısı olmaya ya da en azından uzun vadeli yatırımcı olmayı anlatmaya devam etmemiz lazım. Teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ediyorum. Yani anladığım aynı zamanda değer yatırımcılığı belki de zaman zaman borsada
rastladığımız, bazen bir dönem işte o halka arzların yoğunluğuyla birlikte iyice ayyuka çıkan, abi bu ne getirir, kaç lot getirir vesaire filan meselesini panzehiri gibi de görünüyor değer yatırımcılığı. O kesinlikle dalga boyunun da azalmasını sağlıyor. Belki birkaç büyük oyuncunun spekülasyonunu da daha etkisini azaltma imkanına da sahip. Çünkü yani bu da hep bütün borsaların gerçeği olduğu gibi bizim borsamızın da evet, bir gerçeği. Yani büyük oyuncular her zaman kendi çıkarları üzerinden, yok WhatsApp gruplarında, yok başka noktalardan bireysel yatırımcıları peşine takmayı seviyorlar. Ona karşı da bir panzehir gibi değer yatırımcılığı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Üzeyir Doğan'la da devam ediyoruz o zaman. Biz hani bu bilanço konusunda, bilanço okuma konusunda birkaç şöyle yani işimizi kolaylaştıracak, değer yatırımcılarının işini kolaylaştıracak ne fikir alabiliriz diye aklımda vardı ama ben eminim onun bizim şu ana kadar konuştuklarımıza ilişkin bir değerlendirmesi olacaktır. Ondan sonra da gene bilanço tarafına dönelim. Buyurun Sayın Doğan. Evet, aslında biz hep şeyi bahsediyoruz, değer yatırımı bugünkü konu, değer yatırımın iyiliğinden bahsediyoruz ama aslında değer yatırımcılığı da kişinin profiline göre de iyi ya da kötü de olabilir. Yani orada kişinin karakteri de önemli. Yani örneğin eldeki kuş daldakinden iyidir mi diye düşünüyor yatırımcı, yoksa bir tane daha olsa fena olmaz mı diyor, yoksa hepsi olmasa da daldakilerin bir kısmı neden olmasın diyor, yoksa bu daldakilerin hepsi olmasa da öbür daldakilerin hepsi bir dahaki sefer olabilir gibi bir bakış açısı mı var? Yani piyasaya niye girdiği de önemli yatırımcının. Yani yani Keynes'in dediği gibi uzun vadede hepimiz ölü olacağız. Bugün mutlu olalım diyen. Yani dünya bir gündür, o da bugündür diye yaklaşımıyla bakan birine siz gelin burada değer yatırımcılığı yapın diyemezsiniz. Yani orada kişinin karakteri de burada yatırım tarafında çok önemli bir hale geliyor. Yani buraya geliş amacı nedir? Orası çok önemli. İkincisi, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben tabii, uzun vadede bir yatırım düşünülüyorsa, yani burada bakılacak, bana kalırsa en önemli kriter şirketlerin öz sermaye karlılığı. Bunun istikrarlı ve yüksek olması. Bunu yakalayan şirketleri bulduğunuzda, tarihsel olarak da Borsa İstanbul'da yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Yüksek öz varlığına sahip olan şirketler uzun vadede en yüksek getiriyi sağlayan şirketler haline geliyor. Bu açıdan sadece bu öz sermayekarlığı nedir? Bunun üzerine biraz kafa yormak bence değer yatırımcılığı tarafında önemli bir kavram olur bilanço ve gelir tablosu tarafına baktığımızda. Güzelmiş bu, güzel bir bilgi. Ben sadece biraz önce yaptığınız o değerlendirme üzerinden şunu soracaktım. Değer yatırımcısına en uygun, yani hangi karaktere daha yakındır değer yatırımcısı? Biraz bunun ipucunu verir misiniz? Mutlaka siz de pek çok yatırımcıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Onları şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğinizde kimler daha bu değer yatırımcılığına uygun? Mutlaka öğrenilebilecek bir konu. Sadece karaktere de bağlanamaz ama insanların, şimdi bizi izleyenlerin de kendisini tanıdığını varsayarak soruyorum. Yani birincisi, burada sabırlı yatırımcı için bu değer yatırımcılığı en önemli kavram burası. Sabredebilmek, yani sakla zamanı gelir zamanı diyebilecek ya da her çok azdan olur diyebilecek, böyle biraz daha itidalli olabilen, soğukkanlı, serinkanlı ve sabırlı insanlar için değer yatırımcılığı bir anlam ifade ediyor. Her gün ekrana bakan, her gün heyecanlanan biri için bu taraf bir anlam ifade etmiyor. Şeyde yatırımın dört temel taşı kitabı var. William Bernstein orada bir hikaye anlatıyor. Hikayede şunu diyor. Bir tane adam var. Hyde Park'ın içinden geçiyor diyor. Bir kapısından giriyor, öbür kapısından çıkacak. Yol belli. Elinde de bir tane köpeği var. Uzunca da bir tasması var. Köpek heyecanlı. Kuş görüyor, kuşun peşine koşuyor. İşte kedi görüyor, kedinin peşine koşuyor. Yaprak görüyor, onun peşine koşuyor. Ve sürekli hareket ediyor. Ama adam istikameti çok net. Kapının birinden girdi, öbür kapıdan çıkacak. Şimdi yatırımcının burada yapmaya çalıştığı şey bu köpeğin hareketlerini tahmin etmeye çalışmak. Adamın gidişatını tahmin etsen en son nereden çıkacağı belli. Ama yatırımcı o heyecanın peşinde o köpeğin nereye hareket edeceğini tahmin etmeye çalışıyor. Köpek de dışsal etkilerle bir o yanı bir öbür tarafa koşturuyor. Yani tahmin edebilmek mümkün değil. Hani biz diyoruz ya,
jeopolitik riskler var, siyasi riskler var, işte mevsimsel etkiler var, işte Allah korusun işte afetler var, doğal afetler vesaire. Her gün bir şeyle karşılaşıyoruz ve her gün piyasa bir yöne savruluyor, o köpeğin hareketleri gibi. Ama neticede o değer yatırımcı için giriş kapısı belli, çıkış kapısı belli. Eğer değeri doğru tespit ettiyse, o değeri gördüyse belki biraz önce, biraz sonra, zamanlama konusunda belki biraz yanılabilir. Ama net yönü tayin etmesi daha kolay. Ama dediğim gibi biz her zaman o kısa vadeli heyecanın peşinde koşmayı tercih ediyoruz ve o köpek nereye gidecek diye bir sonraki hareketini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bize bu da bize şunu getiriyor. Yani Borsa İstanbul'a baktığımızda işte Türkiye dünyanın en büyük 17. 18. ekonomisi diyoruz. İşte borsamız dünyanın en büyük 35. 40. borsası arasında. Ama işlem hacmi böyle borsa değerine baktığımızda ilk üçü kimseye bırakmıyoruz. Yani bu da bizim o kısa vadeli hareketin peşinde ne kadar koştuğumuzun çok net bir göstergesi aslında. Peki mesela sizin bir bu konuda bir gözleminiz, bir tahmininiz var mı? Ne kadar değer yatırımcısı statüsünde değerlendirilebilir borsamızdaki diyelim 7,5 milyon yatırımcının? Ne kadarı da daha o günlük hareketler üzerinden işlem yapmaya çalışan, heyecanlı diyelim, aşırı heyecanlı yatırımcı olarak değerlendirilir? Orada şöyle net bir rakam veremem ama ikiye bölebilirim. Bir yatırımcı adedi evet. bazında baktığımızda adet bazında yok denecek kadar az diyebilirim. Ama portföy büyüklüğü ama. Bazında kayda değer bir kesimdir. Çünkü büyük yatırımcılar büyük parayla sabretmek daha kolay olduğu için ya da oradaki getiriler daha tatminkar, daha yönetilebilir olduğu için büyük parası olanlar ağırlıklı değer yatırımına değer veriyor ve o tarafta konumlanıyor. Ama borsaya işte 20 bin lirayla, 50 bin lirayla, 100 bin liraya girenlerin onu bekleyecek zamanı yok. Yani değeri doğru da yakalasa %100'ü kazanmak bir yılda onun için bir anlam ifade etmiyor. O günlük %10 kazanma hevesinde. O nedenle küçük ölçekli diyebileceğimiz küçük orta ölçekli portföylere sahip yatırımcıların çok çok büyük bir kısmı, belki tamamına yakını burada biraz daha o köpeğin hareketlerini tahmin etmeye çalışan tarafta. Ama portföy büyüklüğüne baktığımızda büyük portföy sahipleri biraz daha değer yatırımına olarak tanıyor diyelim. O tarafta yoğunlaşıyor diyebilirim. Evet, ben yani sizin bu anlattığınız da bana kruvaziyer gemilerini anımsattı. Yani onların içerisinde pek çok kişi, kimisi arkasına koşar, kimisi önüne doğru koşar, yana sağa sola. Hep bir hareket vardır o kruvaziyer gemilerinde ama aslında varılacak limana bir tane rota vardır. O kruvaziyer gemisi de o rotayı izler. Belki bize daha çok bu rotaları izleyecek kruvaziyer tipi yatırımcıya ihtiyaç var gibi geldi. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sayın Turşucu'ya, Tuncay Turşucu'ya dönüyorum. Güvenlik marjı ile ilgili, yani şimdi bize Graham'dan ve Buffett'tan çok güzel bir çerçeve çizdi. Ama orada bir değerlendirme yaparken her ikisi de doğrudur dedi. Burada güvenlik marjı önemli dedi. Ben kendisine sormak istiyorum öncelikle, tabii ki diğer değerlendirmelerinin yanında. Bu güvenlik marjının kriteri ona göre nedir? Sayın Turşucu'ya bağlanabiliyor muyuz? Bir kutu yok herhalde. Çok evet, ben mikrofonu açmamışım. Aslında güvenlik marjının çok şeyi yok. Yani siz bir şirkete bir değer buluyorsunuz. O değerin yüzde ne kadar aşağısından alırım dediğiniz bir aralık o. Yani %33 alıyorlar mesela genelde. Yani güvenlik marjının anlamı şu. Siz şirkete bir değer biçerken kuşkusuz ki %100 doğruluk oranıyla bunu yapamazsınız. Mutlaka hatalar olacak. Yani şimdi günümüzde en önemli yöntem indirgenmiş nakit akış analizidir. Yani siz bu şirketin gelecekteki, hatta sonsuza kadar olan dönemdeki nakit akışını tahmin edeceksiniz. Onları da belirli bir iskonto ile bugüne indirgeyeceksiniz. Oradan bir değer biçeceksiniz. Şimdi bunun doğru olma olasılığı zaten çok azdır. Yani herkes yanılır. Kimse ileriyi tahmin edemez. Mutlaka sapmalar olacaktır. İşte güvenlik marjı. Ben acaba atacak diye çünkü çok affedersin.
bilmiyorum, biraz bir gidip gelme oluyor galiba. Şu son şeyi cümleyi iki son iki cümleyi tekrar alabilir miyiz? Gidip gelme oldu internette sanki. Yani güvenlik marjı yap, bir hata yapabilirsiniz ve o hataları, olası hataları minimuma indirgemektir aslında. O yüzden bulduğunuz fiyatın %30 daha aşağısına gelecek. Hatta onun bile en altındaysa zaten çok rahat bir şekilde alınır bunlar. Fakat tabii şirketi, yani ben biraz şeye katkı sağlamak istiyorum. Hani ne tür şirketler alınır? Ne tür analizler yapılır? Aynen. Yani mesela değer yatırımcıları bir kere istikrarlı şirketleri ararlar. Yani geçmiş 10 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketler onlar için önemlidir. Üzeyir'in söylediği gibi öz sermaye karlılığı güçlü, yüksek olan şirketleri tercih ederler. Ya da yatırılan sermayenin getirisi yüksek olan şirketleri tercih ederler. Brüt kar marjı %30'ların üzerinde olan şirketleri isterler ki bu rekabet avantajının olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Mesela faaliyet giderlerinin brüt kârı oranı çok yüksek olmayan şirketleri, %20 ve altında olan şirketleri isterler. Yani daha az faaliyet gideriyle daha yüksek kâr edebilen şirketleri isterler. Ya da finansman giderinin faaliyet kârına oranı %20'lerin altında olan şirketleri isterler. Çünkü borçla ilgilenmek istemezler, borçla uğraşmak istemezler. Bunlar önemlidir mesela değer yatırımcılığında. Şimdi zaten bütün bunları alıp bir filtre uyguladığınızda hem mesela Amerika'da da yani binlerce hisseden çok az sayıda şirkete inersiniz. Yani bizde de mesela çok az sayıda şirkete ineriz. Bunlar önemlidir. Son olarak galiba vaktimiz azaldı. Son olarak mesela şunu da söylemek isterim. Madem değer yatırımcılığı, yani bütün istatistikler, bütün yapılan ölçümler bize şunu söylüyor. Değer yatırımcılığı en iyi getiriyi sağlayan yatırımdır. Yani düşük PK çarpanları, düşük piyasa çarpanları, yüksek şeylik, yani kârı yüksek şirketler, bunlara yatırım yapanlar ileride çok iyi getiriler elde ettiler. Peki madem bu kadar iyi getiri sağlıyor ve madem bu kadar akıllıca bir olay, neden dünyada çok az sayıda yatırımcı ve portföy yöneticisi bunu yapıyor? Mesela uyguluyor. Burası da çok ilginçtir. Çünkü bunun aslında hani zeka ile bir ilgisi yoktur. Yani değer yatırımcılığının zeka ile bir ilgisi yoktur. Çok zeki olmanıza gerek yok. Ama bu bir mizaç meselesidir. İnsanların mizacında olan bir şeydir. İki tane önemli faktör var. Birincisi, insanoğlu bir şeyin hemen olmasını ister. Hemen zengin olmak ister. Hemen başarılı olmak ister. Hemen bir sonuç görmek ister. Sabırsızdır. Hemen bir şeyler ister. Bu mesela en önemli etkendir. Ki bizde bu çok fazladır. İkincisi de sürü psikolojisidir. Yani davranışsal finans olayı falan giriyor burada zaten. Sürü psikolojisidir. Herkesin aldığı hisseyi almak ister. Herkes satarken satmak ister. Herkes zarar ederken kendisi de zarar ediyorsa bir sorun yoktur. Ama herkesin, kimsenin almadığı bir hissede zarar ederse o zaman işte ya sen başarısızsın yaftasını yeme riski vardır. Değer yatırımcılığı biraz da kimsenin almaya cesaret edemediği şirketlerde de pozisyon alabilmektir. Şimdi bunu o yüzden bu mizaç yüzünden yapamıyor mesela ya insanoğlu. O nedenle de maalesef hani kitaplarda çok iyi ama uygulamada hakikaten az bir olay var. Bir de piyasanın içinde olabilmektir. Yani değer yatırımcısı piyasada panik satışları varken bile soğukkanlılığını sürdürür. Yani kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli beklentilerini bozmasına izin vermez ve orada sakin kalır. Ama panik yapıldığında zaten düşmüş fiyatlardan satan insanlar piyasa yükselmeye başlayınca tekrar girdiklerinde asıl yükselişi de kaybetmiş olurlar. O yüzden uzun vadede al-sat yapanların getirileri
değer yatırımı gibi alıp bekleyenlerin getirilerine göre çok az olduğu ölçülmüştür mesela. William Sharpe'ın çok enteresan bir şeyi var. Onu hemen söyleyeceğim. Nobel ödülü sahibi William Sharpe'ın piyasa zamanlaması yapan bir kişinin satın alıp bekleyen bir kişinin getirisini yakalayabilmesi için şaşırtıcı bir oranla %82 oranla haklı olmak zorunda olduğunu tespit etmiş mesela yaptığı çalışmalarda. Yani piyasada zamanlama yapmak isteyenlerin uzun vadeli bekleyen bir kişinin yakalamaları için yaptığı her harekette %82'lik bir doğruluk oranı olması lazım. Doğru zamanda satacak, doğru zamanda alacak. Bu da olmuyor. Eyvallah. Maalesef olmadığı için de uzun vadeli getirilerin arkasındayız diyeyim. Böyle bir çekirdek bilgiler vereyim. Borsacı olmayın, yatırımcı olun mesajımı da buradan yineleyeyim. Borsacı olmayın, yatırımcı olun. Peki bununla da isterseniz bitirelim panelimizi. Sonuçta uzmanına sor panellerinden birini yaptık. İlkini yaptık bugünkü panellerimizin. Ama zannediyorum, yani ben çok not aldım. Umuyorum bizi izleyenler de fayda görmüştür. Ben gördüklerinden eminim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka sefere biz daha çok konuşuruz. Ama başka yönlerini de ele alacağımız bir fırsatı belki Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bize tanır. Her birine de teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettiysek de affola efendim. Bize ayrılan vakti biraz da zorlayarak sonuna gelmiş buluyoruz. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Teşekkürler, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.